Rıza Bey nasılsınız? Rıza Bey merhaba. Rıza Bey nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz. Kapadokya'dan geldik. Evet efendim, çekimler de çok güzel gidiyor. Bu aralar bizim de çok güzel. Kapadokya. Gerçekten izliyor musun yoksa? Falandan mı? Gerçekten bir fanıyım. İzliyorum. Eyvallah. Yeni bir mahalle oluşuyor sanırım. Evet ya. Evet. Nasıl gidiyor efendim çekimler? Yorucum. Uzun zamandır da çalışıyorsun. Dördüncü sezon bitiyor. Evet, kısmetse bu sezon sonunda bitireceğiz. İyiyiz. Çok bir dönüşme girdik son 13 bölüm için. Bunun için işte Anadolu'da sahneler gerekiyordu. O yüzden Nevşehir'e gittik, geldik. Orayı bitirdik, dün yayınlandı. Yeni bir heyecan gibi, yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız. Şimdi son 13 bölümü hikaye olarak yükselerek bitireceğiz. Şimdi yeni bir projeye başladığınızda dair haberler de çıktı efendim. Sizin için. Ya evet, bir platformlardan biri için Kaybedenler Kulübü'nün bir tarihçesinden bir şeydi, düşününce konuşuyor ama onun da önceliği yok yani. Sadece fikir aşamasında. Umarım olur. Dijital platforma biraz daha mı sıcak bakıyorsunuz artık? Yok, ben platforma ayırmam. Ben sadece hikaye güzelse, kendimi içinde bulabiliyorsam, anlatmaya değer bir şeyse ve ben onu becerebileceksem içinde olmak isterim. Oynadığınız karakter de çok zor bir karakter. Yani tekrar böyle bir zorluk içine girmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa farklı bir karakter oynamayı istiyor musunuz? Bilmiyorum ki yani, o kısmet. Bakalım. Aklınızda bir rol var mı? Hissediyorum. Yok, aklımda bir şey yok. Yani rol olarak bakmıyorum ben. Projenin tamamına bakıyorum ve onun içinde kendim ne kadar içinde olabilirim ona bakıyorum. Çok çalışıyorsunuz bu aralarda. Hazalanını görüşebiliyor musunuz? Nasıl bir ilişki? Çok teşekkür ediyorum. İyi gidiyor her şey. Öpüyorum sizi. Kırmamak için normalde röportaj yapmıyorum. Evet. Ama koşturmayayım. Zaten sizin de için işler zor biliyorum. Kimseyi bulamıyorsunuz. İşte dün geldik Nevşehir'den. Ya ben bunu dedim de bile ışık mı yapıyor? Yok abi. Ya, görüntü kurtarmıyordu o yüzden. Karanlık kaldı o yüzden. Eyvallah. Yeni geldik Nevşehir'den. Bir öyle hava almaya, bir tur atmaya çıktık. Şimdi yine dönüyoruz işte. Yarın da yine sete geçeceğiz. Çok peki güzel. Bir ayda 10 kilo verdiğinize dair haberler var. O sevenlerinizle... eski haber yeniden konuşulunca haber oldu. Gazetecisini takip edin. O sevenlerinizle biraz bir şeyler paylaşsanız nasıl oldu bu olay? Yok, bunlar ben paylaşacağım bir şey değil. Yani bunlar doktor kontrolünde olması gereken bir şey. Ben detoks yaptım, su orucu yaptım. Öyle zevkledim. Öpüyorum canım. Teşekkürler, sağ olun. Eyvallah kardeşim. Bitince ben... Hadi eyvallah. Teşekkürler.